Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arzum R500 serisi Buka İonlu AC motor 2000 watt bir saç kurutma makinemiz var. Arızalı. Ne arızası ne? Şikayeti ilk aldığım gibi üflemiyor diyor. Yani performans düşüklüğü var. Genelde saç kurutma makinelerinde karşılaştığımız bir arıza şekli bu. Az sonra bunun sebebini açıklayacağım size. Profesyonel kullanım için tasarlanmış bir makina. Evinizde kuaför kalitesinde böyle kurutma sağlayan 2000 wattlık az önce söylediğim soğuk hava üfleme özelliği olan elektriklenmeyi önleyen ve kolay taranma sağlayan iyon teknolojisi var bu saç kurutma makinesinde. Yine ışıklı LCD ekranı var. Dar kurutma başlığı var. Çıkarılabilir ve yıkanabilir bir filtresi var arkasında. Arkadaşlar joystick sıcaklık ve hız ayar düğmesi var. Joystick şeklinde. Ortadaki düğmeye bastığınızda sıcak ve soğuk değişiyor. Sağda ve solda da yine fan hız ayarı ve sıcaklık ayarı göstermekte, göstergesinde güç göstermekte. İki tane vida var. Vidalar değişik başları. Göstereceğim size şöyle. Bunun için özel bir tornavidaya ihtiyacınız var. Bunu sökebilmeniz için. Şimdi bir tanesini biz sökebileceğiz ama elimizde var tornavidamız. Diğerine elimizdeki tornavidanın uç kısmı girmiyor. Girmediği için de biz kullanmadığımız diyelim artık veya eski bir kontrol kalemini bir matkabın ucuna kesme taşı takarak, ince bir kesme taşı takarak şu şekilde tornavidamızı o vidayı sökecek hale getirdik. Ortasına bir çukur açtık ve bu şekilde söktük. Daha sonra biz bu vidaların aynısının yıldız başlı olanını takacağız inşallah. Söküm esnasında sıkıntı yaşanmasın diye. Buradan sökme işlemine başlıyoruz. Şunu ifade edeyim. Bu saç kurutma makinelerinde üfleme hızında bir değişiklik varsa bakmanız gereken tek bir nokta var. Arkasındaki fanla motorun arasındaki kısım. Bu kısma saçlar dolanıp motorun dönmesini zorlaştırıyor. Zarar vermeden sökmeye çalıştık. Onun için bayağı bir uğraştık. Arkadaşlar arka kapağını çıkarttık. Gördüğünüz gibi fanın üzerinde bayağı bir pislik birikmiş. Bu kısım da temizlenebilen bir kısım. Bunu bir eski diş fırçası yardımıyla temizleyebilirsiniz. Şimdi biz bu fanların üzerindeki bu pislikleri temizleyip bir kontak spreyi sıkacağız yerine. Diş fırçasıyla güzelce temizleyeceğiz inşallah. En güzeli yapabilirseniz fanı motordan ayırıp bu arasındaki saç parçalarını almanız. Fakat burada motorun üzerindeki bu fan ben çok fazla zorlamak istemedim. Onun için yani onu sökebilmem için rezistans kısmını motordan ayırmam gerekiyordu. Fanı yerinden çıkartmadan arasından temizledim ve çok da güzel oldu.
Söktüğümüz gibi makineyi tekrar topluyoruz arkadaşlar. Bu motorla fan arasındaki kısmı makineye yağ ile de yağladık. Vidalarımızı dediğim gibi iki tane yıldız vida ayarladık oraya göre. Aynı uzunlukta, aynı kalınlıkta. Ve yerlerine montajını yaptık, topladık makinamızı. Bize göre güzel oldu fakat sahibine de verdik makineyi. Performansı nasıl olmuş, değişiklik var mı diye. Çünkü biz ne kadar güzel oldu desek de kullanan kişi bunu fark edebilir. O da ilk günkü gibi olduğunu söyledi. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hoşça kalın.